bir gecede bitirdiler. Bir gün önce ormanı tarayarak leş aramıştık. Kar kalınlığı ve yağışın devam etmesi hareket alanımızı kesintiye uğratmıştı. Kar bastırdı, biz gitsek iyi olur. Havanın iyi olduğu bir günde havadan tarama yapmayı düşünerek karavanımıza geri dönmüştük. İşte o gün geldi. Bugün hava güzel. Drone uçurmak için oldukça elverişli bir gün. Araştırmamıza başlıyoruz. Burası büyük bir orman. Bir leş bulma ihtimalimiz çok fazla. Çünkü ormanda ayıdan kurta, kurttan çakala, tilkiden domuza her türlü yaban hayvanı yaşamakta. İleride bir çam ağacı altında bir karaltı fark ettik. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Evet, tam da tahmin ettiğimiz gibi. Burada bir domuz leşi var. Şimdi yanına gidip civarına kameralarımızı yerleştirip ortamı gözlem altına alacağız. Bu iş için köyden iki arkadaş bana eşlik ediyor. İş bölümü yapıyoruz. Kameralarımızın kamufle edilmesi gerekiyor. Bayağı büyük olması lazım ya. Bunun için taş ve odun parçaları gerekiyor. Bir taraftan da naylonlara sarıp kar ve yağmurdan korumaya çalışacağız. Şuradan sakla bari ayaklarına ya. Kuru dal parçaları da kamufle için ideal malzemeler. CNN Türk'ten falan çok gelin oldu bize böyle. İş teklifi ama kabul etmedik. Belgesellik zaten bizim köyde buldular. Ondan sonra patladı gitti. Nasıl hoca, iyi mi? Kameran hiç sarsmadı, korkma. Tamam da yerinden bir çakal geçse onu daha mı müdahale eder? Çakal kör değil canım, basmaz onun tepesine. Yardım ediyoruz şurada, beğenmiyorum ya. Çakal buradan niye geçti? Şuradan geldi, buradan iyi bir çiçek açılmış yerden. Kameralarımızı yerleştirdim. Oradan ayrılıyoruz. Gün ortasında tekrar gelip kamera bataryalarını yeniliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla leşte herhangi bir değişiklik yok. Gün bitmeden hemen önce bir kez daha gidiyoruz leşin yanına.
kameralarımızı ısıya duyarlı gece görüş pozisyonuna alıyoruz. Tahminimiz bütün gelişmelerin gece saatlerinde olacağı yönünde. Gece bastırınca kar yağışı tekrar başlıyor. Leş'in ilk misafiri bir sansar. Uzun bir müddet Leş de oyalanıyor. Ama ilerleyen zamanda bir ses duyup oradan ayrılıyor. Hemen genel kameramıza geçiyoruz. Bir çakal kendini gösteriyor. Kuşkuyla yaklaşıyor Leş'e. Çok korktuğu belli. Sonunda Leş'ten ilk lokmasını alabiliyor. Ama aniden uzaklaşıyor Leş'ten. Bu baskın bir çakal. Bir öncekinden daha cesaretli. Hemen dalıyor Leş'e. Fakat kamera açısı dışında bir çakal sürüsü bekleyişini sürdürüyor. Bunlardan biri Leş'e yaklaşma cesaretini gösteriyor. Eğer baskın çakal izin verirse Leş'ten yararlanabilecek. Ama izin çıkmıyor maalesef. Baskın çakal her türlü girişimi sonuna kadar engellemeye çalışacak. Bu Leş sadece ona ait. Uzaktan kurt ulumaları geliyor. Korksa da Leş'i bırakmak niyetinde değil.
Çakal, köpekgiller ailesinin bir üyesi. Genelde gece ve gün bitiminde avlanıyor. Çakallar iyi bir avcı. Canlı av bulamadıklarında leşe yönelebiliyorlar. Özellikle bu dönem canlı av bulmak büyük sorun. Bu leş onlar için hayati önem taşıyor. Gecenin geç saatlerine kadar beslenmesini sürdürecek. Ne zaman ki doyup leşten ayrıldı, o zaman sürünün diğer üyeleri beslenebilecek. Çakal dünyası böyle. Birinin ölmesi diğer canlıların yaşama nedeni. Bu doğanın en acımasız kurallarından biri. Sabah olduğunda leşi kontrole gidiyoruz. Leşin oraya doğru gidiyoruz. Kameralarımızı da gözden geçirip akülerini, disklerini yenileyeceğiz. Kalan giden ne? Hava soğuk. Hala kar yağmaya devam ediyor. Selemeye devam ediyor. Nasıl bir yer burası? Anlar bilmiş değilim. Nisan ayına giriyoruz neredeyse. Neredeyse gelmiş. Leş, gel buraya. Ama bir sürpriz bekliyor bizi. Oo. Leşten sadece bu kalmış. Hiçbir şey. Her şeyi götürmüşler. Kes, git. Aklımızdan acaba yakınlarda bir yerde olabilir mi diye geçiyor. Burada bir takım parçalar var. Geç, hayır. Burada da küçük bir iskelet. Ayak izleri. Kar kapatmış tabii. Bir şey anlayamıyoruz. Vay be. Koskoca domuz bir günde bitti. Kameramız burada. Sağlam duruyor. İyi, bugünü de yırttık. Kazıklarımızı alacağız. Domuzu buna bağlamıştık götürmesinler diye. Ama yine de götürmüşler. Oradan ayrılıyoruz. Bir başka gözlemde görüşmek üzere. Hoşça kalın.